Merhaba, iyi akşamlar, iyi günler. Bugün İstanbul Kent Konseyi'nin İstanbul Sohbetleri başlıklı 12. söyleşisini gerçekleştiriyoruz. Ben Cengiz Özdemir, İstanbul Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyesiyim ve daha önceki sohbetlerde de yine karşınızdaydım. Bugün bu yakınlarda yeni çıkmış olan İstanbul Apartmanları Hikayeleri ve Anılarıyla Beyoğlu alt başlığıyla bir kitap çıktı. Bu kitap üzerine kitabı yazarı diyelim Turan Farajova'yla ve fotoğrafları çeken Serdar Kılıç, Serdar Bey'le bir yayın yapacağız. Turan Hanım tarihçi, Serdar Bey de bir fotoğraf sanatçısı ve video sanatçısı diyelim. Oldukça güzel bir baskıyla hazırlanmış güzel bir kitap bu. Ben şöyle kitabı bir ekranında tutmak istiyorum. Biraz maliyetlerinden dolayı bir sponsor desteğiyle çıkabilmiş bir kitap. Ve Beyoğlu odaklı bir kitap bu kitap. Öncelikle Turan Hanım'dan ben başlamak istiyorum. İlk soruyu ona sorayım. Bu kitap fikri nereden hasıl oldu Turan Hanım ve nasıl bir süreç yaşadınız? Biraz bunlardan bahseder misiniz bize? Kitap süreci aslında benim Instagram hesabımın bir getirisi oldu. Aslında kitap sever takipçilerim sayesinde diyebilirim. Her ne kadar dijital ortamda o kitap bilgileri, apartmanların hikayelerini okumak hoşlarına gitse de ona dokunabilmek, onun bir kitap olarak kütüphanelerinde yer alması fikri onların çok hoşuna gitti ve beni geçen senenin başından beri, neredeyse Ocak ayından beri diyebilirim, sürekli olarak işte bu bilgiler bir kitap halinde derlenemez mi? Biz kitaplığımızda bu kitaba yer vermek istiyoruz şeklinde tekliflerle geldikleri için ben de kapanmalardan sonra belki hayat normale döndüğünde böyle bir proje gerçekleştiririm diye düşünmeye başladım. Geçtiğimiz senenin başında bu fikir bende oluştu ve Mayıs-Haziran döneminde bu fikrimi Serdar'la paylaştım. Serdar'la biz çok eski arkadaşız ve o da dedi ki gel yapalım. Sen hikayelerini anlat, ben fotoğraflarını çekeyim. Böyle bir eser ortaya koyalım ve gelecek nesillere böyle bir eser aktarmış oluruz. Neticede bu binaların birer ömrü var. Dilerim ki tabii çok daha uzun yıllar yaşamaları ama olası bir depremde, olası bir yangında bu binaların başına bir şeyler gelebilir ve bir kitapta derlenmeleri her zaman çok daha iyi olur diye düşündük. Kitap sürecimiz aslında Serdar'la yazın başında o şekilde başladı. İlk çekimlerini yazın ortasında başladık tabii daha hayat normale döndüğünde, kapanmalar tamamen bittiğinde. Ağustos ayında hayatımıza TEPTA faktörü gelince ki kendileri çalışmaktan çok büyük bir mutluluk duyduk. TEPTA bize bu konuda sponsorluk yapabileceğini ve bu konuda çok istekli olduğunu iletince biz de yolumuza onlarla beraber devam ettik ve ben bütün İstanbul'u tek bir kitapla derlemek yerine ilçe ilçe ayırmayı tercih ettim. Çünkü takdir edersiniz ki İstanbul'da binlerce güzel apartman var. Onların hepsini tek bir kitaba koymak olmazdı. Onların arasından bir seçim yapmak da benim için çok zor olacaktı. Bunun yerine ilk kitabı Beyoğlu hakkında yazmak istedim. Ve 80'den fazla 4 ana arterden bina bu kitapta yerini aldı. Hikayeleri kuvvetli, en vurucu olan binaları seçmeye çalıştım. Yaşanmışlığı olan, önemli kişilere ev sahipliği yapmış olan binaları seçmeye çalıştım. Meşrutiyet Caddesi, Tepebaşı bölgesi, İstiklal Caddesi, Sıraselviler Caddesi ve Gümüşsuyu bölgesi olarak 4 ana arterden 80'i aştım binanın hikayesiyle ortaya çıktık ve yıl sonunda tamamladık. Şimdi Serdar Bey'e ben dönmek istiyorum. Fotoğrafları siz çektiniz Serdar Bey. Bu binaların fotoğraflarını herhalde çekerken bazı teknikler kullanmışsınızdır ama hani o tekniklerden ziyade bu süreç nasıl planlandı, nasıl şey yaptı? Yani nasıl bir seçki yaptınız? Biraz onlardan bahsedelim. Biraz da bu çektiğiniz fotoğraflardan da örnekler gösterebilirseniz güzel olabilir sanki. Tabii öncelikle çok teşekkürler Cengiz Bey. Bize bu güzel fırsatı tanıdığınız için çünkü çok kıymetli bir iş yapıyorsunuz siz de. İnsanlara bilmedikleri şeyleri öğretme konusunda veya bildiklerini iyileştirme konusunda bir fırsat tanıyorsunuz.
Bizim bu tarafta şöyle bir şansımız oldu açıkçası. İşin çok uzun uzadıya dönüp dolaşıp uzun bir maratonda çıkmasındansa biraz hızlı ve pratik çıkmasına imkanımız oldu açıkçası. Bu durumda da şöyle bir şeyle karşılaştık. Bizim sürecin başında Turan'ın da anlattığı gibi biraz kendimiz yola çıkmaya düşündük öncelikle. Bunu finanse edebilir miyiz diye denedik. Tam bu sırada Tepti Aydınlatma bize az önce de konuştuğumuz gibi sponsor olmak istedi. Ve bu akış kendinden o kadar hızlandı ve o kadar pratik bir yere gelmeye başladı ki herkes o sacın üç ayağını oluşturdu ve bizim için bir şey çıktı ortaya, eser çıktı. Az önce Turan'ın da söylediği gibi kütüphanelere giriyor olmak bir başucu kitabı olmayacak kadar büyük, kocaman bir raf kitabı olabilecek kadar neredeyse ansiklopedi tadında bir iş çıktı açıkçası ortaya. Ben medya ve prodüksiyon kökenli birisi olarak açıkçası yayıncılık tarafında çok iyi olmadıkça işleri çok kişisel olarak beğenemeyen, tatmin konusunda biraz zor kabul eden birisiydim. Ama bu kitapta şöyle bir şansımız vardı. Ben görsel tarafla, fotoğraflarla ve görsel tarafla ilgilenirken Turan diğer tarafı tamamen alıp götürdüğü ve benim önüme harika şeyler sunabildiği için nokta bilgiler verebildiği için benim de şansım çok yaver gitti açıkçası. Kitabın kapağından tutun da kapağındaki illüstrasyondan tutun da zaten az önce göstermiştiniz. O kapağın tonuna içeride kullandığımız kağıda kadar o kadar her şey istediğimiz gibi gitti ve doğru bir sonuç aldık ki bizi inanılmaz mutlu etti. Bu süreçlerin hepsi biraz hızlı oldu. Hızlı olmasının da sebebi şu oldu. Yani yıl bitiyordu. Biz zaten hazırdık ve yılın başında da kitap sahaya çıktı. Teknik tarafında çok ekstrem denemelere şansımız olmadı. Şöyle bir zorluğumuz var malum. İstanbul yaklaşık yani binlerce yıldır kurulu bir düzen içerisinde yüzlerce yıldır dar sokaklar üzerine kurulu bir şehir. Eski yapıların olduğu yerlerde geniş alan zaten hiç yok. Bitişik nizamdaki yerlerdeki özellikle fotoğraf çekme şansı geniş açıyla çekmeye kalktığınız zaman da göz seviyesinde karşınıza çıkan en büyük sorunlardan bir tanesi görüntüdeki bozulmalar oluyordu. Bu bizi biraz zorladı açıkçası. Bunun dışında doku bizim için çok kıymetliydi. Çok yüksek çözünürlüklü çektik fotoğraflarımızı ve inanılmaz dokulara ulaştık. Bir kısmı kitapta var, bir kısmı belki de daha sonrasında gelecek. Daha farklı eserlerde yer almasını ümit ediyoruz. Çünkü biraz fazla da kalınca bir kitap oldu. 208 sayfalık söylediğiniz gibi bir maliyet oluşturuyor. Maalesef kitaba başladığımızda çıktığımız süre arasında yaklaşık %20'lik, %25'lik bir fiyat farkı olabiliyor. Birkaç aylık sürede bile. Bu süreçlerin hepsini kendimiz yönetmeye çalıştık ve yayın evimiz ve matbaamız Offset'le beraber çok keyifli bir iş çıkardık ve kütüphanelerdeki yerimizi aldık diyebiliriz. Öncelikle kısaca bu. Mikrofonunuz kapalı Evet, olabilir. Şimdi tamam. geldi, evet. Birkaç fotoğraf örneği alalım isterseniz sizden, çektiğiniz fotoğraflardan. Şu anda ulaştı mı görüntü bilmiyorum Evet, tabii evet ama. ulaştı. Narmanlı'nın çatısı herhalde burası. Evet, yani şansımıza o çıktı şu anda. Özel olarak seçmedim ama Narmanlı'nın Evet. yenilenmiş haliyle fotoğrafların tamamında bir klasik krom ton kullanımı yaptık burada ve onlar da biraz böyle bir eski tat versin diye yola çıkmıştık burada. Sonrasında ben bir saniye şuradan şöyle bir şeyle geçmek daha pratik olacak. Evet. Yine Turan istersen binalar hakkında sen biraz bilgi ver burada. Bu Narmanlı'nın terasından fotoğraf çekilmesinin özellikle Serdar'dan çok fazla rica ettim. Çünkü
Narman o kadar stratejik bir noktada yer alıyor ki bir tarafından baktığınızda Bodder Apartmanı, Hidivyat Palas, Karagözden Apartmanı'nı görebiliyorsunuz. Diğer taraftan baktığınızda Asmalı Mescid'in içinde yer alan, Serdar'ın gösterdiği fotoğrafta da yer alan gri apartman mesela, Hamsun Apartmanı kitapta da yer alıyor. Onları görebiliyorsunuz. Bu yüzden Narmanlı'nın o terasından baktığınız zaman görünen açı beni çok tatmin ediyordu. Hem Narmanlı'nın kendisini yukarıdan görme şansınız oluyor, hem arkada Asmalı Mescid Mahallesi'ni, hem önde İstiklal Caddesi'ni. Narmanlı Han hakkında zaten pek çok kişi pek çok şey söylüyor aslında. İşte çok eskiden kimlere ev sahipliği yaptı, Aliye Bergerler, Aliye Berger'in büyük aşkının yaşadığı yer, işte çok o dönemin en ünlü toplantılarının, sanatçı toplantılarının yaşandığı yer olarak geçiyor ve aslında daha öncesinde bir dönem işte hapishane olarak da kullanılmış bir dönem. Beyaz Rus göçmenler için konut olarak da kullanılmış çok yönlü bir bina. Günümüzdeki restorasyonu biraz tartışmalı olsa da beğenenler, beğenmeyenler. Ama yine de kitapta yer almasından çok fazla zevk aldığım binalardan biriydi. Arka planda gözüken şu an Serdar'ın gösterdiği burası Kapitülasyon Mahkemesi. Bu da Tom Tom Kaptan Sokak'ta yer alıyor ve İtalyan Sarayı'nın, Venedik Sarayı'nın tam karşısında. Fransız Sarayı'nın bir parçası olarak 1844 yılında Malta'dan getirilen özel taşlarla inşa edilen bir bina. Ve aslında bizim kendi ülke tarihimiz açısından biraz kara bir dönemi temsil ediyor. Çünkü kapitülasyon mahkemesi, verilen kapitülasyonların sonucunda Osmanlı'nın biraz zayıfladığı dönemi sembolize ediyor. Günümüzde Pierre Loti İmki Öğretim Okulu'na ev sahipliği yapıyor. Daha önce bu binada Pierre Loti Lisesi de yer alıyormuş. Ancak binadaki depreme dayanıklılık konusundaki bazı sorunlar sebebiyle liseyi Tarabya'ya taşımışlar ve bugün burada sadece ilk öğretim okulu var. Ve Serdar'ın da en sevdiği bina diyebilirim. Gördüğü anda çok beğenmişti bu binayı. Çünkü önünde bu boşluk var. Tam Evet. Evet. fotoğrafçı Beyoğlu'nda fotoğraf çekmenin büyük şeyi dezavantajı o. O Tom Tom Kaptan Sokak oldukça derinlikli bir sokak. Çok iyi yerden yakaladınız Cengiz Bey. İstediğiniz Ama yerden çekersiniz yani. haklısınız, ama şöyle bir artısı da var benim için. Birincisi renk diğerlerinden çok ayrıştırıcı, çok iyi bir dokusu var. Bir de benim İstanbul'da hiç görmediğim, hiç önünden bile geçtiğimi hatırlamadığım bir yer ve kitapta bilmediğim tek apartman, tek bina burasıydı. Ve açıkçası Sapa bir yerdir yani. evet evet yani hiç Çıkmaz üstünden de sokak gibi. geçmemişim oradan. Evet. Onun da etkisi vardı. Evet. Şimdi bu binaların, yani ben kitapta gördüğüm şey şu. Siz 19. yüzyıl sonu ve 20. yüzyılın belki ilk çeyreği, yani bir işte 50 yıllık veya 100 yıllık bir zaman diliminde şey yapmışsınız. Bu bir tercih miydi, yoksa hani böyle mi gelişti? Ne diyorsunuz bu konuyla ilgili Turan Hanım? Bu bir hem tercih hem de Beyoğlu'nun önemli ölçüde güzel binaları hep bu dönemde inşa edilmişler. Bunun esas sebebi de 1870 yılında yaşanan büyük Beyoğlu yangınından sonra ortaya çıkan binalar olması. İlk apartmanlaşma da aslında yangın öncesi tabii inşa edilen apartmanlar var. Benim şu ana kadar tespit ettiğim en eski İstanbul apartmanı 1861 yılında inşa edilmiş olan yine bir Beyoğlu sakini. Çitüre apartmanı bugün Şişhane metrosunun girişinin çıkışında hemen yer alan, Meşrutiyet Caddesi çıkışında yer alan apartman ama ağırlıklı olarak 1870 yangınından sonra inşa edilmiş olan apartmanlar bunlar. Ve ele almak istediğim aslında üslup biraz daha neoklasik üslubun son demleri, Arnavon'un başlangıç dönemleri, biraz da işte Art Deco'dan esinlenmiş, artık 1920'lerin sonları, 30'ların başında Art Deco esintileri taşıyan binalar aslında bir açıdan hem kendi tercihim diyebilirim hem de yangın sonrası dönemi ele aldığım için ve bir sayfa kısıtımız illaki olduğu için İstiklal Caddesi, Meşrutiyet Caddesi gibi önemli caddelerde yer alan binaların da bahsettiğimiz 19. yüzyılın sonları, 20. yüzyılın başı olduğu için
Biraz da zorunluluk gibi oldu aslında. Tamamen kendi tercihim diyemem ama tabii yola çıkma kendi tercihim oldu diyebilirim. Evet. Şimdi ben mesela şöyle bir şey gözlemliyorum özellikle son 10-15 senedir. Mesela işte Bağdat Caddesi. Bağdat Caddesi'nde inanılmaz bir değişim yaşandı. Ben de içindeydim o sırada. Yani Bağdat Caddesi'nde yaşıyordum ve etrafımdaki bütün binalar tek tek yıkıldı ve hepsi rezidans oldu. Bu yıkılan binaların çoğu 1950 sonrası yapılmış olan binalardı ve İnsanlar ya bu binalarda aslında bir hikaye var. Yani niye bunları işte en azından bazı şeyleri korumamız gerekir falan diye böyle bir şey oldu. Yani modern mimari dediğimiz şeye yönelik inanılmaz bir ilgi oldu. Ben mesela Instagram'da böyle hesaplar var veya Twitter'da Ankara balkonları diye bir hesap var mesela. Ankara'daki balkon demirlerini tarıyor. İşte başka bir kadın var. Apartman içlerindeki duvar resimlerini takip ediyor ve bununla ilgili tez yazdığını da biliyorum. Bu Ankara balkonları şeyi de bir tez projesi. Bayağı bununla ilgili akademik çalışmalar yapılıyor. Yani bizim mesela hani apartman 1930'lu yıllarda çok tartışılmış bir konu. Mesela o dönemin gazetecileri buna şiddetle karşı çıkıyorlar. İşte apartman neymiş işte hani böyle konserve kutusu gibi vesaire. O dönemde bir değişim yaşanıyor. İşte konaklar yıkılıyor, apartmanlar yapılıyor vesaire. Şimdi üçüncü, dördüncü dalga mimari akımlar gelişiyor. İşte Kadıköy, Bağdat Caddesi'nde yaşanan veya işte ne bileyim Nişantaşı'nda olan bitenler vesaire. Ve insanlar şunun farkına varıyor. Ben bu kitabı o yüzden biraz konuşmak istedim. Yani alanında da bu anlamda ilk, yani bu başlıkla yazılmış ilk kitaplardan bir tanesi. Yani bu konudaki sizin fikirlerinizi almak istiyorum. Bu alan gerçekten bir ilgi yaratıyor mu? Bir, yani siz ne düşünüyorsunuz? İkincisi, biz hep mimarlık tarihini böyle uzak geçmişin bir şeyi gibi algılıyoruz. Yani 19. yüzyıl ve öncesi gibi şey yapıyoruz. 20. yüzyıl veya daha geç, günümüze yakın mimari miras konusunda İstanbul apartmanlarının önemi hakkında ne düşünüyorsunuz? Ben ikinize de sormuş olayım yani bu arada sadece Turan Hanım'a değil de Serdar Bey'e de sormuş olayım. İstanbul apartmanlarının dönüşümü bir sonraki değineceğim konu olsun. Ama apartmanlar konusuna olan ilginin temelini ben şuna dayandırıyorum. Hepimiz illaki o binaların önünden geçtiğimizde şu soruyu illaki sormuşuzdur en az bir kere. Acaba bu evde kimler yaşamıştır? Kimler yaşıyor ve neler yaşamışlardır? Bunu biz en çok köşkler, konaklar, yalılar önünden geçerken yaşıyoruz. Apartmanlar önünden bunu geçerken bunu düşünen çok az insan vardır. Onlar daha çok binanın güzelliğini düşünürler ama hepimiz illaki bu soruyu sormuşuzdur. Ben de bu sorudan yola çıkarak bu işleri yapmaya başladım. Acaba bu binalarda neler yaşanmış? Çünkü o yaşananlar aslında hepimizin hayatında yer alan nüans var. Acısıyla, tatlısıyla, sevinciyle, düğüne ev sahipliği yapmış, kedere ev sahipliği yapmış, ölüme yasa, her türlü insani duyguya ev sahipliği yapmış yapılar. Çünkü yaşam alanlarımız, konutlarımız bunlar bizim. Her ne kadar çok büyük bir mimari değere sahip olsalar da içinde hepimiz benzer hayatlar yaşıyoruz. İnsanların aklındaki bu soruya cevap verdiğimiz için apartman hikayesi anlatan ben ve başka hesapların ilgi görme sebebi bu. İlk olarak bu sorunuza cevap vermiş olayım. İkinci olarak bu dönüşüm, evet, Bağdat Caddesi ile ilgili benim takipçilerimden de çok fazla bu konuyu dinledim. Ben işte Kalamış taraftaki, Fenerbahçe taraftaki artık son demlerini yaşadığı belli olan işte bahsettiğimiz dönemlere ait apartmanları paylaştığımda ki şu ankilere nazaran çok çok daha güzeller ve hepsi yatay mimari örneği. Ben buna çok dikkat ettim. Onların hikayelerini bulmaya çalışırken bazen takipçilerimden yardım istiyorum. Binayı paylaşıyorum ve o mahallenin, o ilçenin, semtin sakinlerinden destek bekliyorum. Ve
Herkes şunu söylüyor, sizin söylediğiniz. Bağdat Caddesi'nde, Fenerbahçe'de, Kalamış'ta eskiden bu binalardan çok daha fazla vardı. Ve biz o zamanlar kıymetini bilemezdik ama şu an yapılan rezidanslardan sonra biz aslında o binaların ne kadar kıymetli olduğunu anladık. Yani şu an ben Bağdat Caddesi'ne gittiğimde kafam o kadar yukarı bakıyor ki yoruluyorum. Bağdat Caddesi'nde bence artık ışık gelmiyor o çok yüksek binalar sebebiyle. Aynı şekilde Fenerbahçe Kalamış'ın iç taraflarında da ki artık sahile kadar da taşmış gördüğüm kadarıyla. Özellikle Dalyan sahilinin yanı başında çok fazla yüksek katlı binalar var ki ben uzmanlık alanım değil ama ister istemez bir deprem gerçeğini de düşündürüyor bana bu binalar. Zemini sağlam olan sağlam olduğunu söyleyen var. Binaların deprem statüne göre inşa edildiğini söyleyenler var. Tabii ki dediğim gibi alanım olmadığı için bir şey bile söyleyemiyorum. Ama bizim apartmanlaşmaya olan tepkimiz aslında Müslümanlar olarak diyeyim. Çünkü Osmanlı döneminde bizler millet adıyla değil de dinlerimizle o yana çıkartılıyorduk. Müslümanlar arasında çok da rağbet görmüş bir şey değil. Müstakil ev bizim için her zaman daha uygundu. Nihayetinde bizde bir mahrem namahrem konusu o dönemde çok daha ön planda tutulan bir şey. Ve insanlar mahremlerinin namahremle aynı çatı altında yaşama fikrine hiçbir zaman alışamamışlar. Belki 1930'lardaki, 40'lardaki bu apartmanlara olan tepki de oradan kaynaklanan bir içgüdüsel diyeyim, bilinç altında yatan bu sebepten dolayı mı diyeyim, apartmanlaşmaya olan dinsel bu tepkiden kaynaklanıyor. Yani biz aynı çatı altında farklı dairelerde de olsak başka ailelerle bir arada yaşama fikrine hiçbir zaman sıcak bakmamışız. Bunun yerine müstakil evlerde kendi ailemizde, belki kalabalık ailemizde yaşama fikrini daha çok sevmişiz. Bu daha sonra tabii ki işte o müstakil evlerin ferahlığından böyle kutu gibi dairelere mi geçeceğiz fikrine evrilmiş de olabilir. Çünkü bu da yine haklı bir sebep. Tabii ki 2-3 katlı köşkte, konakta yaşamak her zaman çok daha caziptir. Şimdiki özellikle bu ara çok kiralık daireler gündemde olduğu için söylüyorum. Küçücük küçücük kutu gibi evler insanlara veriliyor. Haliyle o işte küçücük evlerde yaşayan küçük hayatlar kurmak zorunda kalan insanlar bu zamanındaki işte büyük dairelerde, köşklerde, konaklarda, yalılarda neler yaşanmış, nasıl yaşamışlar bunu çok merak ediyorlar. Bu da bence çok doğal bir şey olarak gelişti. Yani çok insani bir şey olarak gelişti. Ben de bundan zevk alıyorum. O hem paylaştığım yerdeki insanların anlattıklarını dinlemekten, hem araştırmaktan, öğrenmekten çok büyük bir zevk alıyorum. O yüzden de ben İstanbul Apartmanları sayfasını her zaman bir ziyafet sofrasına benzetiyorum. Çünkü ben ortaya bir yemek koyuyorum ama yüzlerce insan gelip o yemeğe katkıda bulunabiliyorlar, o sofraya katkıda bulunabiliyorlar ve böylelikle aslında benim hiçbir kaynakta bulamayacağım birçok bilgi yapılarla alakalı bir anda önüme serilmiş oluyor. Kitapta da takipçilerim sayesinde edindiğim birçok bilgiye de mutlaka yer vermeye çalıştım. Evet. Sizin söyleyeceğiniz bir şey var mı Serdar Bey? Şöyle, teknik olarak benim uzmanlık alanım değil ikisi de ama ben bir iletişimciyim nihayetinde ve bu iletişim tarafında aslında bu işin duygularla alakası var. Benim İstanbul'da doğduğum ev tek katlı, müstakil bir evdi. Evmiş. Sonrasında bu ilk gençlik yıllarımı geçirdiğim evimiz dört katlı bir evin bahçeli katıydı. Ve bu süreç İstanbul'un ihtiyaçları, bölgenizin ihtiyaçlarıyla orantılı olarak değişmiş. Bizimkiler dizisini hepimiz hatırlarız. Yeni jenerasyonun dışında yanlış hatırlamıyorsam 15 yıl civarında bir apartmanın hikayesini ve oradaki dostluklarını, sürtüşmelerini, acı tatlı hikayelerini anlatırdı. Bunlar da o dönemde de mevcuttu. O dönem günü yaşıyorlardı. Şimdi geriye dönüp çocukluğumuzu veya gençliğimizi anımsayabilecek bir sokaktan geçerken aldığımız incir ezilmesinin kokusu bile bize çocukluğumuzun geçtiği sokağı hatırlatabiliyor.
Ve bu başka hiçbir şeyle ölçülmeyecek bir çağrışım yapıyor bize. Ve bu da doğal olarak bizim o binalara, kendi yaşadığımız apartmanlara veya o dönemin kıymetli eserlerine öncülük yapıyor. Instagram ve Pinterest gibi mecralarla beraber işte hem küresel olarak bunları takip edebiliyoruz, hem de işte İstanbul apartmanları hikayesinde olduğu gibi bunları görebiliyoruz, deneyimleyebiliyoruz. Artık bir de bu çok yakın bize. Yani falanca kitabı bulacaksınız, o kitabın içerisinde bir şey göreceksiniz. Bunlar zaten geçmişte mümkün olmayan şeylerdi. Bir sürü kulaktan duyma bilgiler vardı. Şimdi bunlar çok elle dokunulabilir bir hale almaya geldi. Moda olması mümkün çünkü artık o apartmanlara sahip değiliz. 1900'lü yılların başında yapılmış kitaptaki bütün hemen hemen eserler neredeyse tamamı İstanbul'da yabancılar veya gayrimüslimler tarafından inşa edilmiş. Çünkü o bölgede onlar yaşıyorlarmış. O bölgenin, o dönemin çok kültürlülüğü buna çok müsaitti. Turan'ın da saydığı gibi o dönemde Müslümanların çok tercih etmediği bir yaşam şekliydi. Ama bugün ülkenin neredeyse %95'i apartmanlarda artık yaşıyor. Şimdi az önce sizin verdiğiniz örnek gibi benim de bir dönem ofisim çift havuzlardaydı. Dört katlı bir binanın giriş katında çok güzel, çok tatlı böyle bir yerde otururken bir baktık apartmanımız kentsel dönüşmeye girmiş. İşte bizim çıkmamız gerekti vesaire çıktı. 7 yıldır, yanlış hatırlamıyorsam 6 yıldır bina hala yapılıyor. Yani işte bir sürü problemler yaşanmış belli ki. Ama onun hemen karşısında gördüğünüz, isim vermeyelim ama bir binaya bakıyorsunuz. Aynen Turan'ın söylediği gibi bakamıyorsunuz. Yani o yaşam şekli diğer yanındakine zulüm eder hale gelmiş. Ama bir yandan da zaruri olarak gidemiyorsunuz. Gidemediğiniz yerde de bu yaşam şekline eyvallah demek zorunda kalıyoruz. Emin olun, bundan 20 sene, 30 sene ya da 50 sene sonra bugünkü o rezidanslara ah ne güzeldi, ne güzel rezidanslarımız vardı diyeceğiz. Çünkü bu bir döngü. Doğal olarak bunu yapacağız. Çünkü orada yaşayan insanların hikayeleri olacak. Benim şu anda oturduğum yer bir site. 95 yılında yapılmış depremden önce şehirdeki ilk sitelerden. Şimdi bu siteyi de bile birçok insanın hikayesi var. Apartmanlar az katlı ama hikayesi olduğu için onlarda bir duygu uyandırma şansı var. Biraz ileride yapılan o devasa 40 katlı rezidanslarda kimsenin hikayesi yok. Evet. Ama olacak. Onlar da bu şekilde dönecek, gelecek. Evet. Burada zaten kritik olan şey bir binaların bir hikayesinin olması. Şimdi sizin kitabınızda da kısa kısa bu hikayelerden bahsediliyor. Mesela bugünlerde işte Botter Apartmanı bir sanat ve tasarım merkezi olarak işte belediye tarafından duyuruldu. Geçenlerde restorasyon yapılıyor vesaire. Ben de Medyaskop'a bu konuyla ilgili bir yazı yazdım bu hafta sonu için. Yani Botter Apartmanı, şimdi bir hikayesi var o apartmanın. Ama hikaye sadece Botter Apartmanı'yla sınırlı değil. Bu ailenin aynı zamanda Fenerbahçe'de de dört tane köşkü var. Şimdi o dört köşkten iki tanesi şey olmuş, kafeterya olmuş. Hatta yani bu pandemiden önce işte o taraflarda otururken hafta sonları falan gidiyorduk. İşte Jean Botter'in tuvaletini kullanıyorduk vesaire. Yani duruyor yani oralar. Ama işte bambaşka bir hayata dönmüş. İşte kafe olmuş vesaire. Bahçesi şemsiyelerle kaplanmış, şu olmuş bu. Ticarethane olmuş yani. Ama işte şöyle bir şey de var. Burada önemli olan zaten o yaşanmışlıklar ve o hikayeler. Ben 1990-80'lerin sonunda ilk kez işte Murat Belge İstanbul Gezi Rehberi'ne yazdığı zaman büyük olay olmuştu. Hala bir başucu kitabıdır. Murat Belge işte o kitapta adım adım İstanbul'u anlatıyor ama anlattığı şey aslında sadece İstanbul değil, bir hikaye anlatıyor orada. Yani ve o hikaye insanları gerçekten şehirle bir aidiyet ilişkisi kurmaya sevk ediyor. Sosyal medyada böyle çok hesap görüyorum ben mesela sadece şeye seramik panoları topluyor. Bir tanesi işte dediğim gibi apartmanların içlerindeki resimleri topluyor. Başka birisi sadece
balkonları topluyor ve hepsinin arkasında da bir hikaye var. Şimdi bu tabii Beyoğlu aslında bu açıdan biraz hani hikayesi bol bir yer. Ama herhalde siz bu projeyi biraz daha genişleteceksiniz. Bundan sonraki şeyleriniz neler? Nereleri düşünüyorsunuz? Biraz onlardan bahsedelim isterseniz. Yani bu biraz bizim için gizli kalmasını istediğimiz bir konu. Çünkü henüz netleştirmediğimiz bir çalışma. Ama dediğiniz gibi yani bu Beyoğlu'nda apartmanı olan ailelerin, özellikle Levanten ailelerin ki Beyoğlu dediğiniz gibi, Serdar'ın da dediği gibi daha doğrusu onların yaşam alanı, daha çok onların yaşam alanında. Biraz onların aslında işte sayfiye evleriyle ilgili bir belki bir çalışma yapabilirim. Belki bunu bir makale olarak yapabilirim. Belki bir kitap olarak yapabilirim. Çünkü benim bir de akademik bir tarafım da var. Ben doktora öğrencisiyim ve bu işi akademik olarak da yapmak istiyorum. Yani ben bu iş sadece sosyal medyada kalsın istemiyorum. Bu iş mimarlık tarihi öğrencilerinden, mimarlık tarihi dersi alan öğrencilerden, sanat tarihi öğrencilerine, mimarlardan sanatçılara, İstanbul sever dünyanın dört bir yanından herkesin referans alabileceği, akademik olarak referans alabileceği, okurken zevk alabileceği bir projeye dönüşsün istiyorum. Yani bu böyle bir sadece dijital ortamda çok takipçisi olan bir influence edebilen bir hesaptan öte bir projeye dönüşsün istiyorum. Bu yüzden apartmanı olan ailelerin yazlık evleriyle ilgili biraz araştırma yapmaya başladım. Çünkü bu ailelerin işte günümüzde de olduğu gibi birer yazlıkları var ama bu yazlıklar şehir dışında değil, İstanbul içi. Çeşitli yerlerde, Yeşilköy'de olanlar var, Kadıköy'de olanlar var, Kadıköy'ün çeşitli yerlerinde olanlar var, adalarda olanlar var. Yalı şeklinde İstanbul Boğazı'nın iki yakasına dizilmiş olanlar da var. Dediğiniz gibi Jean Baudrillard'ın ailesi ve kendisi için inşa ettiği dört köşk. Ben ikisi bugün hala işte Kalamış'ta duruyorlar. Hatta yanlarında bir tane daha köşk var ki o köşk de muazzam. Onlarla ilgili bir şeyler yapabilirim. Yani tam kafamda bir şey şekillendirmedim. Çünkü İstanbul Apartmanları'nın ilk kitabı çok daha sıcak henüz. 2 ay oldu elimizden çıkalı. Henüz bunun üzerinde yine çalışıyorum. Daha genişletebilir miyim, geliştirebilir miyim? Serdar'la bunu konuşuyoruz sürekli. Nasıl geliştirebiliriz, neler Daha yapabiliriz? geniş caddeleri olan, daha geniş sokakları olan bir yer olması kesin. Evet, Serdar bir işte tabii ki kendi açısından her zaman bakmak durumunda. Çünkü biz onunla çekimlere beraber çıkıyoruz. Binaların çekilmesinden hoşlanacağım. En azından ben bir okuyucu gözüyle bakarak fotoğraflara. İşte Serdar bak şu detay binada çok özel bir detay. Bak bu detay çok bilinen bir detay değil. Bunlara mutlaka yer verelim şeklinde sürekli olarak yanında konuştuğum için bu yüzden Serdar için çekim alanının rahat olması çok önemli. O yüzden ikinci kitapta mutlaka Serdar'ın da çıkardığını gözeteceğim o konuda. Yoksa papaz olacağız gibi bir his var içimde. Çünkü yine onu dar sokaklara sokarsam artık hani ne yapayım, senin için drone mu kaldırayım deme noktasına gelecek diye düşünüyorum. Onu da düşünmedik değil. Belki öyle bir çalışma da olabilir. Bilmiyoruz. Belki sosyal medya için, belki basılı için sürpriz olarak kalsın. Ama İstanbul Apartmanları seri diyelim. Serimiz devam edecek. İlk kitapta aldığımız geri dönüşler bizi çok mutlu etti. Ve bunu da geliştirmeye devam edeceğiz diyelim. Şöyle bir ekleme ben izninizle yapmak istiyorum. Şimdi öncelikle kitapta hem hikayeler ve hem de anılar var. Bu hikayelerin, anıların bizim için en kıymetli yanı, Turan biraz önce bahsetti ama onların hatta birinci ağızdan gelen hikayeler var. Sosyal medyada, apartmanlarda veya evlerde yaşayanların bize birinci derecede verdiği bilgiler var. Torunlarının verdiği bilgiler var. O evden gelin çıkan bir hanımefendinin verdiği, bu arada işte 70 yıl önceki hikayelerden bahsediyoruz. Bu çok kıymetli. Bu bir yandan da mimari bir fotoğraf kitabı gibi de değil. Onu özellikle söylemek istiyorum çünkü fotoğraflardaki amacımız bu değildi ve kitapta yansıtmaya çalıştığımız o duygu, içinde çöp arabası da geçsin, geçen bir kurye varsa onu da görelim. Çünkü bu kitap 20 yıl, 30 yıl, 50 yıl sonra zaten arşivde dönüp yahu 50 yıl önce
adamlar çöpü böyle taşıyorlarmış demeleri gereken ne istediğim bir iş olmasını isterim. Yoksa binayı istediğiniz açıdan çekersiniz, yanlarını temizlersiniz, sabah erken saatte çekersiniz ama bu sefer de o ruhu veremezsiniz. Bu apartmanın, binanın olduğu yer neresiymiş? Ne insan geçiyor, ne bir şey var çevresinde, hiçbir şey yok. Bu bizim alanımız değildi. O yüzden de bu şekilde biraz küçük bir dipnot vermek istedim ama bundan sonraki yerlerde de evet aynı şekilde biraz daha genç yerlere rica edeceğim. Evet. Hangi kaynaklardan faydalandınız Turan Hanım? Yani bu bilgileri elde ederken mutlaka kaynak araması yapmışsınızdır. Nerelerde kullandınız? Hangi kaynaklardan faydalandınız? Bu konuda öncelikle ben üniversitedeki hocalarıma çok teşekkür etmek istiyorum. Çünkü tarih yazımı gibi çok muhteşem bir ders almıştık biz. Ve bize kaynak araştırma, literatür taramanın gerçekten tarih konusunda bütün detaylarını anlatmışlardı. Ve ben gerçekten o eğitimin büyük bir ekmeğini yedim bu kitapta. İlk aşamada tabii ki resmi kurumlar üzerinden bilgi almaya çalıştım. Envanter, devletin envanter sitesinden, ki bence çok daha geliştirilebilir bir seviyede olması gereken bir site orası. İkinci sırada yazılmış kitaplar, İstanbul kent tarihine ilişkin yazılmış birçok kitap var. Turan Akıncı'dan tutun da Onur Atalay'a kadar. Birçok kişinin, Murat Belge'nin nitekim kendisinin Yıllar kitabından Apartmanlar kitabıma birçok kaynağını ekledim. Basılı yayın. Onun haricinde üniversitelerde mimarlık tarihi alanlarında yazılmış olan yüksek lisans ve doktora tezleri benim inanılmaz içime yaradı. Çünkü özellikle İTÜ'yü bu konuda tebrik etmek istiyorum. Mimarlık tarihi bölümünde yazılan tezler inanılmaz iyi. Yani bunu ben bir okur gözüyle bakıyorum. Bir akademik bir taraftan değil de bir okur gözüyle bakıyorum. İTÜ'nün tezleri, yine başka üniversitelerde yazılmış mimarlık tarihi, sanat tarihine ilişkin akademik tezler. Daha çok akademik kaynaklardan faydalanmaya çalıştım. Bunun haricinde Serdar'ın işte demin bahsettiği gibi o apartmandan gelin çıkmış bir hanımefendinin anılarını da ben faydalandım. Onun anlattığı şeylerden yola çıkarak bulduğum başka bilgileri ekledim. Çünkü bu binalar minimum 100 yıllık oldukları için defalarca isim değiştirmişler. Ben bazen o isimleri bulmakta zorluk çekebiliyorum. Bu aşamada bana o apartmanda X bir tarihte yaşamış bir insanın verdiği bilgiler çok faydalı oluyor. Diyor ki bu apartmanın bu dönemdeki ismi buydu. Araştırıyorum ve bakıyorum ki o dönemdeki ismiyle X bir kaynakta bir çalışma yapılmış ve o bilgileri ekleyebiliyorum. Bunun haricinde de işte Sightname Duhani'nin kitabını belki biliyorsunuz. Bu eski mekanlar, insanlar çok temel bir kaynaktır kendisi. O da bir ana olarak işte binalarla ilgili, o Beyoğlu'nda yaşamış kişilerle ilgili ondan çok faydalandım. Yani çok fazla kulaktan dolma diyebileceğim bilgilere çok yer vermedim. Çünkü dediğim gibi üniversitelerde kaynak olarak kullanılmasını istediğim bir kitap oldu bu. Bu açıdan da biraz dipnot ekleyemedim formatından dolayı ama kaynakçasını zengin tutmaya çalıştım diyebilirim. Evet. Serdar Bey, birkaç tane daha fotoğraf isterseniz alalım sizden. İki tane gösterdiniz ama birkaç tane daha görelim. Hem de devamı kitapta diye bir devamı kitapta pazarlama şeyi yapmayacağım. Şimdi ben bir yandan da size konuşurken göstermek istiyorum. Özel olarak seçmek gerekirse şöyle bir, evet yani. Albuquerque evini gösterebiliriz mesela, onun hikayesini ben burada anlatmayacağım. Frej apartmanı ile ilgili sen istersen başla anlatmaya, ben de görselini paylaşayım bir yandan. Bu arada çözmeye çalışıyorum hemen. Evet. Bu tünel meydanın, Şişhane meydanındaki köşedeki apartman değil mi? Evet, Frej apartmanı şu anda benim. Burada eskiden Sarkuysan diye bir firma vardı sanki. Öyle. Doğru. Hala var bilmiyorum. Onlar sanırım buradan ayrıldılar galiba. Değil mi Turan? Evet, onlar ayrıldılar. Onlar. Şu anda Galata var. Üniversitesi. Aldı. Baştan sona renove edildi. Ve bence çok çok başarılı bir iş çıkmış görünüyor ortaya. Yapanların emeğine sağlık. Çünkü bazı eserlerde gerçekten çok zor ve
iyi olmayan sonuçlarla karşılaşılmıştı ama burası benim de en çok beğendiklerimden bir tanesidir. İnanılmaz detayları vardır. Hikayesini şimdi Turan anlatır ama ben size biraz daha yaklaştırmaya çalışacağım görselde. Eğer bilmeyenler varsa bir yandan da burası. Turan istersen buradaki detaylarla ilgili bilgiyi sen ver. Bu detaylar çok enteresan. Bu binayı Lübnan asıllı Maruni bir aile olan Frej ailesi, Selim Frej, kendi ailesi için inşa ettiriyor. Aslında bir apartman ama bir aile apartmanı diyebiliriz. Bu heykeller bir rivayete göre Selim Frej'in çocuklarını temsil ediyor ama burada sadece oğulları var, kızı yok. Bunu da işte bir açıdan biraz kızının başına gelen o felaketlerin işte başlangıcı olarak değerlendirenler var. Kızların işte iyi bir hayat yaşamaması aslında bina yapılırken daha ortaya çıkan bir durummuş diyenler var. Proje ailesinin hikayesi gerçekten çok dramatik. Yani bu kadar güzel bir binanın böyle bir aile trajedisine ev sahipliği yapması gerçekten çok üzücü. Bunlar mitolojik şeyler sanki veya antikiteden referans almış heykeller değil mi? Referans alınarak öyle yapılmış ama işte rivayet olarak tabii ki biz şu an kalkıp Frej ailesini bulup soramayacağımız için, emin olamayacağımız için netleştiremediğim bir bilgi. Ama dediğim gibi bir rivayete göre Selim Bey'in iki oğlunun temsil edildiği heykeller, çocuk heykellerinden oluşan bir bezemesi var çepesinde. Üslup olarak. Üslup olarak Arnavut, Mimar Kiryakidis sanırım, yanlış eğer telaffuz etmediysem. Kiryakidis, evet. Evet, Rum Mimar Kiryakidis'in İstanbul'daki eserlerinden biri. Bugün de uzun yıllardır boş kalan bir binaydı. Otel olacağı söyleniyordu. Biz otel olacak diye beklerken bir an bir baktık ki üzerine Galata Üniversitesi tabelası asılmış. Galata Üniversitesi'nin o bölgede kampüs olarak hayata döndürdüğü birkaç binadan biri. İşte ilk binaları, merkez binaları da Tubine Evi olarak bilinen Meşrutiyet Caddesi sakini. Kendilerini de bu konuda tebrik ediyorum. Galata gibi bir isim üniversiteye koyup gerçekten bunu yaşatabilen, bugün biliyorsunuz üniversitelerin isimleri, mezun üniversitelerin isimleri belli semtlerin isimlerini taşıyabiliyor ama kampüsleri bile o semtlerde olmuyor aslında. Ama Galata Üniversitesi bunu en azından Galata Kulesi'ni yakından gören binalarda gerçekleştirerek devam ettiriyor. Benim işte o bölgede sevdiğim binalardan biri de Serdar'ın şu an gösterdiği San Antoğan Apartmanı. San Antoğan Apartmanı aslında biraz kilise apartmanlarının genelinde de olduğu gibi kiliseye maddi destek sağlaması amacıyla yapılmış bir bina. İşte buradaki daireleri kiraya vererek kiliseye gelir sağlamış oluruz. Bunun örneği işte Santa Maria Draperis Kilisesi'nin de Beyoğlu'nda birçok apartmanı var. San Antoğan'ın ise sadece bu. Mimar Mongeri'nin bir bence en güzel eserlerinden biri. Karagöl Palas da en güzel eserlerinden biri. Ancak San Antoğan'ın hem konum itibariyle hem de kullanılan malzeme itibariyle özel bir yeri olduğunu düşünüyorum. İtalyan şehir devletlerinin de sembollerini şu ilk değil ancak ilk ve ikinci katın arasında görebilirsiniz şu anda. Sembollerini Serdar biraz yakınlaştırırsa oralara yerleştirdikleri söyleniyor. Evet şu kısma. İtalyan şehir devletlerinde işte bu kilisenin apartmanı üzerinde temsil edildikleri söylenenler arasında mimarisi arasında. Bunun olduğu yerde daha önce bir kumarhane sanıyorum. Concordia olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam. Ben de öyle biliyorum. Concordia tiyatrosu ve kumarhanesi var ve bildiğim kadarıyla bu İstanbul'da yapılan ilk betonarme binalardan bir tanesi. Veya ilki de olabilir. Öyle hatırlıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam. Son bir tane daha bir şey alalım. Artık kitabı kalanını da merak eder kitabı alsın. Son bir örnek. Son bir örnek daha alalım isterseniz. Albuquerque evi var mı? Sevgili ortam. Bakıyorum şimdi. Şöyle yapabiliriz bir yandan. Ben size böyle görsel olarak da istersen 6. daire diyelim. 6. daire böyle.
zaten Çünkü o aslında. da evet bir üst katının konusu da var. Beyoğlu Belediyesi. Evet. Belediye binası. Evet. Altıncı daireyi belediye sanıyorum. O üst Altıncı kat daire. yeni eklendi o siyah kısım. Ha, Evet, öyle maalesef. hatırlıyorum. Bir olmasa. Evet. Belediye kendi binasına kat çıktı orada. Sonra diyoruz ki nasıl bu binalara kat çıkılabiliyor? Evet, biliyorum. Bunun mimarı kim? şu an hafızam beni yanıltacak sanırım. Bunun mimarına ben en iyisi bakıp öğreteyim. Evet. Altıncı daireyi belediyenin tarihiyle başlayayım ben isterseniz size anlatmaya. Ülkemizin ilk modern belediyesi aslında, modern anlamda ilk belediyesi. Evet. Beyoğlu Belediyesi ama tabii o zamanlar sadece Beyoğlu Belediyesi değil. Altıncı daire dediğimizde işte Beyoğlu ve çevresi bugün Kurtuluş diye bildiğimiz Şişli'nin de bugün Şişli'ye bağlı olan ama bir dönem Beyoğlu'nun kapsamında olan birçok bölgeyi de kapsıyor. Altıncı daire işte bir dönem hem Levantenlerin hem Müslümanların belediye başkanlığını yaptığı işte ilk modern belediye olması, işte hem de Beyoğlu gibi ilk apartmanların yerleştiği yerin belediyesi olması açısından günümüzdeki kadar en az ilk kurulduğu dönemde de çok büyük öneme sahip olan bir yer. Özellikle de işte 1870 yangınından sonra o Beyoğlu'nun yeniden toparlanması, düzenlenmesi, planların hazırlanması konusunda da belediye sarayının inanılmaz büyük bir faydası olmuştur. Mimarı şu an inanın ki hafızam beni yanıltacak Onu diye. artık merak eden kitabı alsın okusun. O Ben zaman öyle şöyle diyeyim. ekleme yapayım. Kitabın mimarı İstanbul'a başka eserlerde kazandırmış olan İtalyan kökenli Barborini'dir. Evet. İsmini dilimin ucuna getirip de söyleyemem. İşte yabancı Evet. isim noktada Burada bu mesela bu binada beni en çok etkileyen şeylerden bir tanesi tam alnındaki saat kısmı. Şey, Meyer markaymış işte eski o eski bir saat. Şimdi İstanbul'da bu saat kulelerinin yapılması ve hani nasıl söyleyeyim ezana göre kurulan saat bir ayarlayan. hayat, ezan saatlerine göre kurulan bir hayat var İstanbul'da. Saat 12 galiba öğle saati ezanına eşitliyorlardı. Yanlış İşte hatırlamıyorsam. yani o güneşe göre hani insanlar sabah ezanıyla kalkıyor, akşam yatsı ezanıyla yatıyor. Ve hayat dini ritüellere göre şey yapıyor. Bu modernleşme tarihinde İstanbul'un saat kuleleri ve saatli binaları bu zaten çok azdır. Yani saatli bina çok azdır. Bu açıdan bir kamusal binada tam alnına böyle bir saat yerleştirilmesi çok manidar. Eskiden mesela İstanbul'da kumbara şeklinde Türkiye İş Bankası'nın saat şeyleri vardı, direkleri Evet. vardı, Taksim'de vesaire vardı. Tabii eskiden şimdiki gibi dijital saatler yok. Herkes kurmalı saat ve kurmalı saat denilen şey de sık sık geri kalır. Yani kurman gerekir veya işte saat bozuktur, şudur budur. İnsanlar bu saatlere bakarak kendi saatlerini ayarlarlardı. Ve bu açıdan bu binadaki bu Meyer marka saat çok önemli. Bu Bir tarz bir saati, pardon, bir son bir şey daha Tabii. söyleyeceğim. Bu tarz bir saati ben Mahmut Paşa'da bir han var. Bu meşhur Kürkçe an mı? yok şimdi adını çıkartamayacağım. Neyse işte orada böyle bir saat vardı. Saat durmuştu. Ve Eminönü Fatih Belediyesi ile işte bir yazışmalar falan yaptık. Osmanlı döneminden kalma bir han. Hanın işte böyle merkezi bir yerinde bir duvar saati vardı vesaire büyük kocaman. O saati yaptırdık. Burada Seda üzerinde bize bayağı bir konuyla ilgili şey oldu.
Bu saatler bu açıdan çok önemli. Aslında bu saatlerin de böyle bir tarihi yapılsa fena olmaz sanki. Öyle bir hikayesi de vardır. Tophane'deki yeni yapılan şeyde de bir gümrükte Evet. eskiden kalma bir saat onardılar. Aynı Evet. şekilde O onunla ilgili de Abdülmecit döneminin saati o. evet. Abdülmecit Burada döneminin. şey notunu hemen paralelinde iletmek istedim. Turan istersen bu arkadaki Metrohan'la ilgili de bir not düşebilirsin. Mesela şurada şu anda bu gördüğünüz binada restorasyon çalışmaları başladı. Evet, biliyorum. Onu devam et istersen bilgisini ver. Yani Metrohan işte bizim yüksek kaldırım, işte Galataperi'yi daha doğrusu bağlayan işte yüksek kaldırımdan insanların zamanında yorgun argın geçerken aslında burada bir metro ihtiyacı var şeklinde bir fikirle ortaya çıkan metronun devamında gelen bir bina. İlk zaten metronun, tünel metrosunun Beyoğlu çıkışındaki, Pera çıkışındaki yerin fotoğraflarına baktığımızda küçük bir kulübe olduğunu görüyoruz ama daha sonra bu metronun işlekliği, metronun çok fazla kullanılır bir hale gelmesiyle burada bir bina yapma ihtiyacı doğuyor ve bu bina inşa ediliyor. Bu bina da yıllardır maalesef bakımsız bir halde duruyordu ve bugün yine İBB Miras tarafından öğrendiğimiz kadarıyla bir kültür yaşam alanına dönüştürülecek. Bu şey tünel meydanının yanında Seferoğlu apartmanı ilk yapılanı tam şurada gözüken 1881 yapımı. Karşıda tünel geçidi işlemi 1893-1895 yılları arasında yapımı tamamlanmış. Bu da 1900'lü yılların başında Evet. tamamlanan ve aralarındaki en genç bina aslında. Ama tabii işte yıllarca binada bir hayat, bir yaşam olmayınca ne kadar eskidiğini yanındaki binadan anlayabiliyoruz. Bu bina ondan yaklaşık 20-25 yıl daha eski olmasına rağmen içinde bir yaşam olduğu için daha genç, daha dinç kalabilmiş. Ben bu Binada tünelle... yanlış hatırlamıyorsam İETT Genel Müdürlüğü vardı daha öncesinde. Evet. Uzun yıllar onlar bulundular ama özensiz bir halde kaldı anladığımız kadarıyla. Evet. Evet. Yavaş yavaş toparlayalım isterseniz. Kapatırken ben son bir kez kitabı göstermek istiyorum. Şu şekilde. Kitabımız bu. İstanbul Apartmanları. Yeni çıktı. Tarihçi Turan Faracova ve fotoğraf sanatçısı Serdar Kılıç'ın ortak emeği. Son olarak söylemek istediğiniz bir şey varsa onları alalım ve yavaş yavaş kapatalım yayınımızı. Ben şunu söylemek istiyorum. Tabii ki yine size teşekkür ederek. İnsanlara yaşadıkları şehirde yukarı bakmaları gerektiğini biraz hatırlatabildiysek ne mutlu bize. Çünkü İstanbul olsun, İzmir olsun, Ankara olsun bunlar yukarı bakmayı gerektiren şehirler. Birçok mimari değere sahipler. Biz işte günümüzde telefonuna bağımlı bir yaşam sürmenin de getirisi olarak sürekli aşağı bakarak gidiyoruz. Ama aslında bizim görmemiz gereken şeyler yukarı baktığımızda göreceğimiz şeyler, evler, yapılar, gökyüzü. O yüzden bu kitabın temel amacı gerçekten insanlara biraz da yukarılarda bir şeyler olduğunu göstermekti. Sanırım da biraz amacına ulaşmış. Bu da beni kitapla ilgili en mutlu eden detaylardan biri oldu. Evet. Serdar Bey. Evet, yani zaten Turan özetledi. Öncelikle sizlere çok teşekkür ediyoruz tekrar. Biz de arkanızdaki kütüphanede yer almaktan büyük keyif alacağız inşallah. Ve bunu hakikaten bizim önceliğimiz buydu. Yani hakikaten bir kütüphanede yer alabilmek bizim gibi insanlar için zaten maddi değeri olamayacak kadar önemli bir iş. Açıkçası onu yapabilmiş olduğumuz için mutluyuz ve verdiğiniz için destek için de kıymetli olduğunu düşünüyorum. Genel olarak ben yaşamla alakalı bir sorunumuz olduğunu düşünüyorum. Az önce de anlattığımız gibi İstanbul duyguları çok karmaşık bir şehir ama zaten yüzlerce yıldır böyle yaşıyor. Surların içinde yaşarken de çok kalabalık bir nüfusa bunu yaşamış. Biz evet yukarı bakacağız, evet sağımıza solumuza bakacağız ama bir durup yaşadığımız şehrin dünyada eşi benzeri olmayan kıymetleri barındırdığının farkında olmamız gerektiğini düşünüyorum. Ve bir daha da bunları görme şansımız olamayabilir.
sadece bina için söylemiyorum, her anlamında çeşmesinden tutun da yapısına kadar, toprağından taşına kadar bunların hepsi çok kıymetli. O yüzden bazen şehirde turist gibi yaşamanın kıymetini bilmeliyiz diye düşünüyorum. Çok teşekkürler. Evet, ben teşekkür ediyorum. Son söz olarak insan bildiği şeyi sever, bilmediği şeye sahip çıkma refleksi zayıflar. Bu açıdan bu tarz çabaların daha da çoğalmasını diliyoruz. İstanbul Kent Konseyi'nin 12. yayını, İstanbul Sohbetleri 12. yayını burada sona eriyor. Kent Konseyi adına Turan Hanım'a ve Serdar Bey'e tekrardan teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyoruz. İyi İyi akşamlar. akşamlar.